Herkese selamlar. Bu videoda Esra Hanım'ın 4 çocuğunun saçından yaptığım bilekliğin yapım aşamalarını izleyeceksiniz. Öncelikle bana gönderilen saçları isimlerine göre ayırarak işe başlıyorum. Tasarımda kullanacağım epoksimi hazırlıyorum. Ben bu tasarımda 10 milimlik tespih kalıbı ve 6 adet boncuk tanesi için yaklaşık 5 gram epoksi kullanacağım. Jöleleyerek ayırmış olduğum saçları yine aynı şekilde ayırıyorum. Bu saçları kullanacağım kalıbın içerisine sığması için küçük parçalara ayırıyorum. Eğer saçları benim yaptığım gibi tek tek jölelemezseniz epoksinin içerisinde çok dağınık bir görüntü olur. Açıkçası bu görüntü benim çok hoşuma gitmediği için ben tek tek jölelemeyi tercih ediyorum. Bu bileklik için kullandığım kalıbın ölçüsü 10 milim. Ayırmış olduğum saçları birer birer kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Bunu yaparken kalıbın tabanını çizmemeye özen gösteriyorum. Saçları yerleştirdikten sonra fazlalıkları bir makas yardımıyla kesebilirsiniz.
Hazırlamış olduğum epoksiyi hava kabarcığı yapmaması için damla damla kalıbın içerisine döküyorum. Bu şekilde 24 saat donmaya bırakıyorum. Donan boncuk taneleri artık kalıptan çıkmaya hazır. Çalışmamın başından beri yapmış olduğum işlemleri boncuk taneleri 18 adet olana kadar tekrarlıyorum.
18 adet boncuk tanesi olduktan sonra kenarlarındaki fazlalıkları temizlemek için zımpara işlemini yapıyorum. Görmüş olduğunuz bu elastik misine tarzındaki ipe boncuk tanelerini dizip aralarına aparatlarını yerleştiriyorum. Boncuk tanelerinin zımparadan sonraki hali gayet parlak. Normalde ara aparatları zımparalanmayan yerleri kapatmak için kullanılır. Fakat Esra Hanım aralarında aparat olmasını istediği için ben aralarında aparat kullandım. Görmüş olduğunuz gibi bilekliğimiz artık kullanmaya hazır. Güle güle, iyi günlerde kullanılsın. Tüm videolarımın açıklama kısımlarında sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Bana o linklerden ulaşabilirsiniz. Siz de epoksi ile ilgileniyor ve farklı teknikler öğrenmek istiyorsanız online ve bireysel eğitimlerime katılabilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.